Ekim ayının ortasında büyük bir eczacı mitingi planlıyoruz. Bugün de burada bu eczacı mitingini değerli meslektaşlarımızla paylaşarak yol haritasını birlikte şekillendirmek için bir araya geldik. Edirne Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Gürkan Kılıççıgil oda binasında basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliğinde sorunlar yaşandığını söyleyen Kılıççıgil, yaygın ilaç ve eczacılık hizmetinin tehdit altında olduğunu belirterek bir eylemlilik sürecine başlıyoruz dedi. Türkiye'deki ilaç eczacılık hizmeti çok derin sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar gitgide derinleşmektedir. Sorunların başında da ekonomik sorunlar gelmektedir. Türk Eczacıları Birliği'nin de basın toplantısında ifade ettiği gibi her iki eczaneden biri kapanmayla karşı karşıyadır. Özellikle kırsalda, en ücra kasabalarda hizmet veren meslektaşlarımızın eczaneleri bugün kapanma noktasına gelmiştir. Meslektaşlarımız borç kredi sarmalına girmişlerdir. Yaygın ilaç eczacılık hizmeti bugün tehdit altındadır. Bir eylemlilik sürecine başlıyoruz. Bu eylemlilik sürecinde amaçlarımız 13 yıldır güncellenmeyen ve 8 Temmuz 2022 tarihinde göstermelik olarak güncellenen ilaç fiyat kararnamesinin güncel ihtiyaçlar dahilinde, güncel euro kuru dahilinde, eczanelerin ihtiyaçları dahilinde güncellenmesini talep ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilaca erişimde yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmaya amaçlıyoruz. Yaz aylarından çıkmış olmamıza rağmen yüksek oranda bir ilaç yokluğuyla karşı karşıyayız. Önümüzdeki kış aylarında değerlendirdiğimizde bu ilaç yokluğunun derinleşmesini, vatandaşlarımızın en temel ilaçlara bile erişemeyeceği bir noktaya geleceğini görüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak yetkilileri uyarıyoruz. Kılıççıgil sorunlarını ifade edebilmek adına Türk Eczacılar Birliği nezdinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep ettiklerini de ifade etti. Ülkenin genel ekonomik tablosuyla beraber özellikle daha yoğun ilaç kullanımı sağlayan emeklilerimizin ekonomik tablosunu da göz önünde bulundurduğumuzda ilaç fiyat farkları artık kabul edilemez, ödenemez boyutlara gelmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun %30 olan eşdeğer bandı yıllar içinde kademeli olarak önce %10'a, sonrasında %5'e gerilemiştir. Ve mevcut ilaç zamlarıyla beraber eczanelerimizdeki ilaç fiyat farkları artmış, vatandaşlarımız ilaca erişemez noktaya gelmiştir. Bu konuda da yetkililerden acil çözümler talep ediyoruz. Artan eczacılık fakülteleri de diğer bizim için önemli bir konu. Artan eczacılık fakülteleriyle beraber eczacı istihdamı artık kabul edilemez, yönetilemez bir pozisyona gelmiştir. Bu konuda eczacı başarı sıralamasının 100 binden ivedilikle 60 bine indirilmesini talep ediyoruz. Kamu eczacıların uğradığı haksızlığa da sessiz kalmayacağız. Kamu eczacılarımızın uğradığı bu haksızlığa da son verilmesini ve hak ettikleri değeri almalarını talep ediyoruz. Az önce bahsettiğim sorunları ifade edebilmek için Ekim ayının ortasında büyük bir eczacı mitingi planlıyoruz. Bugün de burada bu eczacı mitingini değerli meslektaşlarımızla paylaşarak yol haritasını birlikte şekillendirmek için bir araya geldik. Aynı zamanda sorunlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza da ifade etmek istiyoruz. Bu sorunları ifade etmek için de Türk Eczacılığı Birliği nezdinde Cumhurbaşkanımızdan bir randevu talep ettik. Mevcut sorunlarımızı ve çözümlerimizi bir de bizim ağzımızdan dinlemesini arz ediyoruz. Pandeminin